Sevgili dostlarım, biraz önce bir görüntüyü çektim. O görüntüyü şimdi bu konuşmam bittikten sonra seyredeceksiniz. Yani şeydeki videodaki maksadım biraz YouTube'un yaptıklarına tepki göstermekti. Çünkü yanlış yaptığını düşünüyorum. Nedenine gelince olup olmadığı yere bazı videoların ekranları kaldırıyor kardeşim. Yani bunu bir kritere bağla. İkide bir bizde de şey yapma. Yani kimseye hakaret edilen bir şey yok. Gerçekleri söylüyoruz. Yani bu dili bilmiyorsun. Yani İngilizce algıladığını, İngilizceye çevirerek veyahut da çevirmen kullanarak bunu şey yaptığını. Burada nefret söylemi yok, bir şey yok. Sen kalkıp da bu videoların reklamlarını kapatıyorsun. Yani bu insanlar bir mücadele veriyor. Bu mücadelede insanlar teşvik etmiyorsun. O konudan biraz şeyi YouTube'u eleştirmek maksadıyla bu videoyu yaptım. Hepinize teşekkür ederim. İyi seyirler dilerim. Kadıköy'ü sizin için çektim. Görüşürüz. Hoşça kalın. Merhaba sevgili dostlarım. Şu anda Kadıköy'deyim. Kadıköy Boğa'ya doğru iniyorum. Oradan da sahile doğru ineceğim. Biraz da size Kadıköy'ü çekeyim dedim. Yalnız ben bu videoyu yaparken biraz rahatsızlığım var. Rahatsızlığım ne? YouTube'a kızmaktayım. YouTube olur olmaz videoları neye göre, neye dayanaraktan siliyor veyahut da kaldırıyor, telif hakkı bilmem ne, içeriğini bizim hazırladığımız videoları. Yani nedir, niçin bunları böyle kaldırıyor? Çok anlamış değiliz ve ben çok sistem ediyorum YouTube'a. Yani bir iş yapıyorsanız, bir sistem koruyorsanız bunu rayına oturtun, bir kritere oturtun. Biz hakaret etmiyoruz, biz sövmüyoruz, sanmıyoruz. Yani haddimizi biliyoruz ama benim 2 yıldan beri sayfamdaki olan bir video, yaklaşık 90 bin seyredilen videomu siz tutuyorsunuz, bugün reklamdan kaldırıyorsunuz. Yani niye? Bu ay 5 dolar kazandı diye. Yani yazıklar olsun, yazıklar olsun. Başımıza yazdım. Şu anda bu anda olduğu yerdeyiz. Sağ taraf, sol tarafımız bu ay, şurada bu ay geçiyor. Yani bu böyle hem Kadıköy'deyim şu anda. Sanırım sistemim vardı. Moralim de bozuldu. Bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz ama YouTube efendi bunu hiçbir dayanak göstermeden reklamdan kaldırıyor. Efendime kazancından kaldırıyor. Yani bu bilmiyorum, beni de çok geriyor aslında. Şu anda da Kadıköy limana doğru iniyoruz. Yani iskeleye doğru iniyoruz. Aşağıda da şanlı bayrağımız güzel bir şekilde dalgalanıyor. Eskiden burası çift yönlü ama şimdi burası artık tek yön. Evet. Şu anda Kadıköy'ün tam merkezi rıhtıma gelmiş bulunmaktayız gibi. Yani dediğim gibi biraz sistemkar, o yani sistemkar olduğum için bu videoyu yaptım. Hakikaten videoda daha şu andaki bayrağımız çok alımlı ve çok şahane bir şekilde durdu. Ne kadar güzelsin ya. Senin ben dalgaların içine kurban olayım. Sana ben hayranım. Sevgili dostlar, burası da işte görmüş olduğunuz gibi denizin kenarı, Rıhtım Kadıköy. Şu anda gene ileriden Moda istikametine doğru döneceğim. Evet. Böyle yani sevgili dostlarım, şimdi bu videoyu yaparken sizlerle de bir şeyleri paylaşmaya çalışıyorum, konuşmaya çalışıyorum bir yandan. Benim aslında bir marifetim daha var. Yıllardan beri ben kendim şarkı sözleri, türkü sözleri yazıyorum. Kendim de okuyorum. Bunları kendim besteliyorum. Sözler bana ait olmak suretiyle, müzik de bana ait olmak suretiyle. Bunları şey altında noterde tasdikledikten sonra bunlar adına kendi müziklerimden oluşan bir kanal kuracağım. Bu kanalı da YouTube'un böyle gereksiz şeylerinden arınmak için bu kanalı da hani kapatır mıyım kapatmaz mıyım bilmiyorum ama öteki şey yönünde
bestelerim yönünde şey yapacağım. Çünkü biz dürüst olmaya çalışıyoruz. Güzel şeyler paylaşmaya çalışıyoruz. İyi şeyler paylaşmaya çalışıyoruz. Fakat YouTube'un bizi cesaretlendirmek gibi bir niyeti yok. Bizim her şeyde önümüze engel çıkartıyor. Dediğim gibi 3 seneden beri duran video 3 seneden beri spam oluşturmuyor ama 3 sene sonunda spam oluşturuyor. Sevgili dostlar, burası da dediğim gibi ileriden soldan tekrar modaya çıkış var. Burası Kadıköy'ün park alanı. İşte görmüş olduğunuz gibi şu anda Kadıköy'üz. Bunları paylaşmak için böyle bir videoya imza atmak istedim. Tarihi evet, Kadıköy'ün şeysi de geçiyor, tramvayımız da geçiyor. Evet, şu anda tramvay yolundan biz döneceğiz. Şuraya aracımızı park edeceğiz ve misafirlerimizi bekleyeceğiz. Evet, biz şu anda gireceğimiz yere geldik. Şöyle ben inip size şöyle bir çevreyi tekrar bir göstermek istiyorum. Arabamı bir stop edeyim. Evet, stop ettik. Şöyle inelim. Evet. Sevgili dostlarım, görmüş olduğunuz gibi burası Kadıköy. Karşısı Rıhtım. İleride tarihi binalar da var. Rıhtım burası. Burası da park. Dediğim gibi bu yol yukarıya, Moda'ya tekrar yukarıya gidiyor. Yani çok güzel. İleride falan filan denizde sıfır yerler var. Buraları da ben çekmek isterdim ama İstanbul'u görmeyenler için şimdilik bunda yetinelim. İstanbul için daha farklı videolar çekeriz inşallah. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederim. Umarım bana katılırsınız. Hoşça kalın. Görüşmek ümidiyle.